Cenab-ı Allah bizleri Adem Aleyhisselam'dan türemeyiz. Adem Aleyhisselam'ı kuru topraktan, kuru balçıktan halketti. Evet arkadaşlar, şimdi Müslümanların çok iyi bildiği gibi cinler ve periler vardır. Ancak bu konuda altyapısı olmayan yeni nesil özellikle bu konuları bilemez fazla. Dini, yani bugün din ayetin verdiği bilgilerle de hızlandırılmış dersler olduğu için yeni yetişen nesil bu konuda kesinlikle bilgisiz. Şimdi cinler ve periler vardır. Cinler ve periler malum üzere en pis yerlerde, yani bizim duyumlarımız bu yönde, en pis yerlerde kendi varlıklarını sürdürürler. Bunun yanı sıra bunlar insanlarla yani nasıl söylesem şöyle biraz temizliği umursamayan insanlara bulaşırlar. Ve onlarla evlilik bile yapabilirler. Bu erkek olabilir, bu bayan olabilir. Evlilik bile yapabilirler. Örneğin bir şahıs akşam ezanından sonra, bu bey veya bayan fark etmez, böyle işte atıl yerlerde, pis alanlarda gidip su dökünürse, büyük abdest, küçük abdest gibi, bunun yanı sıra kendi evinde evinin sobasının külünü, bizim köylerde genelde sobalarda odun kullandığımız için, sobanın külünü, soğanı, samsağı, soğan kabuklarını, samsak kabuklarını, yumurta kabuklarını, bu tür şeyleri çok seviyorlar. Bunları atarken, işte oralara su dökünürken, bu cinler, periler insanları esir alıyor, teslim alıyor. Bu arada da dini zayıfsa bu şahısların, bunlarla evlilik bile yapabiliyor. Bunlarla yapmış oldukları evliliğin sonunda insanlar normal insan dışına çıkıyor. Yani normal bir insan gibi vazife yapamıyor. Yani ruh hastası oluyor diyelim, şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani bir şekilde hasta oluyor ve tıpta da bunun çaresi yok. O cinlerden yine hacilen, hocadan okunarak kurtulmanın yollarına bakacaksın. Ancak Peygamber Efendimizin emrettiği gibi temiz bir Müslüman bunlara da fazla bulaşmaz. Şimdi ben bu köyde fazla kalmadığımdan dolayı nüfusa kaydedeyim. Genel hayatım hep gurbette geçtiği için pek bilgim yok yani. Ancak işte geldik bunlara, yerleştik köyümüze. Şimdi burada benim bacımın bir anlattığı olay var. Genel bacım bunu anlatıyor zaten. İnşallah kendisi de anlatır zaten. Bu akşam namazı üzerine, bizim şu ileride, yani bundan 200 metre ileride bir puar var yani. Çay derler daha doğrusu. Çay, puara, eski usul puar derler. Yani yeni şey mi? Çay diyorlar. Yeni nesil şimdi. Orada bacım der ki tek başına orada bir şey duyuyor. Çalı yani ağacın kırıldığını, küçük şeyler, otlar böyle kırıldığını görüyor. Bir bakıyor şöyle sağa. Böyle biraz da karanlık ya etraf. Şöyle bir bakıyor, kapkara, yalnız gözleri böyle şeyi parlıyor. Nasıl desem, ışık gibi. Yani mavi böyle. Ondan sonra ayaklarına bakıyor, ayakları da böyle, ayakları ters dönük. Böyle korkunç bir şey. Bacı bunu görü görmez, oradan bir tüy yani oradan bir kaçıyor yani. Ondan sonra kaçtığı zaman doğru eve kendini zor attı, atmış. Onda yani bir iki saat böyle kendine gelemedi yani. Annem gibi babam gibi böyle onu şeyle kolonya işte soğuk suyla ayıtmaya çalıştılar. Birkaç saat sonra kendine gelmeye başladı. Yani bizzat bunu bacım canlı canlı yani anlattı yani. Bizzat yaşamış bu olay yani bu. Yani böyle rüyada falan anlatılmış bu olay değil. Ondan sonra işte tabii köyden toplaştılar, ettiler. Kimisi işte böyle eski usul tüfekler vardı. Gittiler, baktılar, araştırdılar. Yalnız izi olduğunu söylediler. Yani köyler gezdiler, tozdular ya. Yani izleri varmış yani. Böyle ters. İnsan ayağı izi ters yani. Böyle şey yaptılar. Yani çok aradılar, buldular, şey yapamadılar yani. Tabi o zaman onlar orman olduğundan dolayı şimdi yani fındık parçası oldu. Onlar büyük ormanlar varmış o zaman. Böyle nasıl desem sağa
böyle 2-3 metre kalınlığında gülgen ağaçları, kızıl ağaçlar, daha doğrusu avlu, yani avlu böyle yemiş tahıl ağaçları. Çok ki o zaman insan bile giremezdi ormanlara. Ondan sonra işte baktılar, araştırdılar, millet böyle sağa sola baktılar. Yani bir şey göremediler, yalnız izleyenler rast geldiler. İşte bacım daha iyi bildiği bu olayı da. Yani tabii ki siz, ben de tavsiye ederim, inşallah gidersiniz.